Sevgili futbolcuların izleyicileri hepinize merhaba. Yeni bir konuğumla birlikte aslında çok yakından tanıyorsunuz. Türk futbolunun en önemli figürlerinden bir tanesi. Beşiktaş'ın ve milli takımın eski kalecisi Fevzi Tuncay ile birlikteyiz. Fevzi Tuncay, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın? Hoş bulduk Ali. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olasın. Neler yapıyorsun? Uzun bir süre oldu seni görmeyeli. En son Van Spor'daydın sezonda. Nedir? Neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor? Şu an tatil yapıyorum valla. Dediğin gibi Van Spor'daydım. Sezonu bitirdik. Sözleşmem sona erdi. İzmir'deyim şu anda. Geldim. Ve biraz dinleniyorum şu an. Yeni sezon öncesi yeni teklifler vesaireler oluyor. Onları değerlendiriyorum. Onun dışında daha öncesinde Antalya'da yaptığım bireysel eğitimlerle ilgili de yine oraya da dönüş yapma imkanım, ihtimalim mevcut. Şu an için sadece dinleniyorum ve değerlendiriyorum her şeyi. Ona göre bir karar vereceğim ilerleyen günlerde. Güzel. Ne yaptın futbolu bıraktıktan sonra? Nasıl geçti hayat? Yani devamlı çalıştın mı yoksa ara ara mı çalıştın? Yani ben biliyorum da Şöyle, izleyicilerimiz bir 2012'de tekrar bıraktım ben görebilir. futbolu. 2012'de bıraktıktan sonra önce Altınordu'da 1,5 2 yıla yakın Altınordu'da görev yaptım. Orada çalıştım kaleci antrenörü olarak. Sonraki süreçte de birkaç takımda yine kaleci antrenörlüğü yaptım. O şekilde devam etti. En son 3 sene önce, 2,5 yıl önce Antalya'da bir kaleci akademisi kurmaya karar verdim. Bunu hayata geçirme aşamasında da işte pandemi malum herkesin bildiği gibi ortaya çıktı. Antrenmanları bireysele çevirdim. Kaleci eğitimleri vermeye yine devam ettim. Ama okul anlamında değil, bireysel anlamda bunu yaptım. 2 yıl kadar bunu sürdürdükten sonra da en son Van Spor'a gittim. Teknik direktörümüz Erhan Altın'la birlikte Taner Gülleri ve Çağlar antrenör arkadaşlarımızla beraber orada kaleci antrenör olarak görev yaptım yine. Sezonu bitirdik ve şimdi İzmir'deyim. Yani o futbol sonrası süreç antrenörlükle zaman zaman evde, zaman zaman takımlarda o şekilde geçti. Şimdi kaleciler hep yalnız adam dedik yıllarca. Hakikaten de kaleciler hep yalnız adamdı saha içinde. Tabii şimdi dünya değişti, futbol da değişti. Senin zamandaki kalecilikle şimdiki zamandaki kalecilik arasında bir fark görüyor musun? Yoksa yani bir farklılık, bir değil var mı? Önce onu bir sorayım. Ya kesinlikle fark var. Şöyle ki bizim zamanımızda daha çok kuvvet ve yeteneğe dayalı oynanan oyunlar vardı. Daha ağır sahalarda, daha ağır şartlarda oynuyorduk. Şimdi bu şartlar biraz daha değişti. Şu anda daha çok atletik oyuncu sayısı daha fazla. Tabii ki yetenek de ön planda ama atletik oyuncular da çok fazla ve bizim zamanımıza göre futbol biraz daha hızlı oynanıyor. Biliyorsun koşu mesafeleri de arttı. Kalecilerin de buna bir adaptasyon süreci olması gerekiyordu. Daha hızlı düşünen, hatta top gelmeden ne yapacağını bilen hale gelmeleri gerekiyordu. Tabii aynı zamanda kalecilerin ayakları da şu anda bir futbolcu kadar teknik anlamda iyi bir kapasiteye sahip olması gerekiyor. Kaleci takımın ilk hücum oyuncusu, oyunları o başlatıyor ve iyi ayaklara sahip kaleciler her zaman için takımlarına avantaj sağlıyorlar. Hem defans oyuncuların sıkıştığı noktada oyunu rahat çözebilmek anlamında yardımcı oluyorlar arkadaşlarına. Hem de oyun başlatmalarda takımın ilk hücum oyuncusu olduğu için ya atabilecekleri bir topla bir rakiple kendi oyuncularını karşı karşıya bırakabilir. Yani asist yapan kaleciler bile olabiliyor. Görüyoruz bunları. O yüzden tabii bizim zamanla şu an arasında bayağı bir farklılıklar var. Şimdi teknik direktör Guardiola oyunu geriden kurduruyor. Biliyorsun bazı teknik direktörler de Guardiola'ya kızıyor. Oyun geriden kullanmaz diye. Şimdi bakıyoruz Türkiye Ligi'nde de oyunu ilk önce kaleciler kurmaya başlıyor. Kaleciden başlıyor. O altı pas çizgisi dediğimiz Aynen. ceza sahasının içinde ilk önce kaleciden başlıyor oyun kurma. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu Ya olmalı futbolun mı? Bazıları eleştiriyor bunu çünkü. Bazı tipler. ya şimdi ayakları çok iyi bir kaleciniz varsa bunu kullanmanız lazım. Çünkü sizin kaleciniz orada sizi bir kişi fazla
tutuyor. Yani rakipten bir kişi fazlasınız her zaman ve de bu sizin için bir avantaj. Sonuçta böyle bir avantajınız varsa bunu kullanabilirsiniz. Zaman zaman riskli pozisyonlarda yaratabiliyor bu durum. Ama ne olursa olsun çok büyük faydası da var. Rakibi özellikle kendi üzerine çekmeniz, arkasında bulabileceğiniz boşluklar anlamında bu size çok büyük faydalar sağlıyor. Ama dediğim gibi kalecinizin ve defans kurgunuzun teknik kapasitesinin yüksek olması gerekiyor. Yani elinizdeki malzemeye göre bunu kullanabilirsiniz. Açıkçası bana göre öyle. Sevgili Fevzi Tuncay, senin oynadığın zaman biz seninle aslında aynı yaş yani akranız. Senin zamanında baktığımız zaman senin zamanında kaleci pek fazla yetişmiyordu. Ama şimdi mesela Türkiye'de, özellikle Türkiye'de çok büyük sorundu bu. Şimdi Türkiye'de inanılmaz derecede çok iyi kaleciler çıkmaya başladı. İşte Fenerbahçe'nin kalesinde, Beşiktaş'ın Ersin, ondan sonra Trabzonspor'un Uğurcan, işte kulüplerinde birçok sayabileceğimiz kaleciler var. Yani yerli kaleci ve bunların hepsi de milli takımı aslında zorlayan kaleciler. Eskiden senin zamanında bu kadar kaleci bolluğu yoktu. Hatta diyorduk nasıl kaleci yetiştireceğiz diye. Bunun önemi bu nasıl oldu mesela? Bir anda böyle Türkiye'de çok iyi bir anda yetişti birden fazla. Bu nasıl oldu? Biz antrenörlüğe başladık, kaleci çıkmaya başladı diyeceğim şimdi. Yani şöyle tabii ki Güzel. kaleci yetiştirmeye başladık evet ama hala yeterli değil bence. Yani şimdi sayıyorsun yine 4 tane 5 tane kaleci sayabiliyorsun. Doğan Alemdar'ı da ekleyebiliriz bunların içine. Yani Eskiden yine bir tane 5 iki tane. tane sayıyorduk. Yani benim dönemimde biz 3-4 kaleciydik. Mini takım, Beşiktaş, Fenerbahçe, işte Rüştü abi falan. Hani oynuyorduk, devam ediyorduk. Ha şimdi bir 4, 5, 6'ları buldu bu rakam. İyi ve alttan gelenler de var tabii ki. Bizim bunu daha da fazlalaştırmamız gerekiyor. Zaten belli yerlerde bizim Mehmet Güler hocamız var. Onunla da sürekli konuşuyoruz. Nasıl biz daha iyisini yapabiliriz? Nasıl daha çok kaleci yetiştirebiliriz? Nasıl sadece Türkiye için değil, yani Türkiye'deki kalecilerimizin Avrupa'da da oynayabilmesi ve Avrupa'da Türk kalecinin bir marka olması, bu hale gelmesi için neler yapabiliriz noktasında sürekli görüşüyoruz. Tabii kaleci antrenörler eğitimlerinin bunda katkısı vardır. Rasim hocamızın bunda mutlaka katkısı var. Ve kaleci antrenör sayısının artması bunda çok önemli bir katkı. Eskiden oyuncularımız, kalecilerimiz doğru düzgün kaleci antrenmanı dahi yapmıyorlardı. Çünkü antrenörlerimizin sayısı yetersizdi. Şu anda belli bir seviyeye geldi bu sayı. Ve böyle olunca da alttan itibaren, küçük yaş gruplarından itibaren yetenekli ve iyi kaleciler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bunun sayısını arttırmamız gerekli ve daha iyi antrenör eğitimleri ve o antrenörlerin çocuklara vereceği daha iyi eğitimlerle çocuklar gelişerek daha fazla kaleci sayısına ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi mesela eskiden Engin İpekoğlu varken bir numara Engin İpek diyorduk. Arkasından Rüştü Reçber geldi. Bir numara Rüştü Reçber dedik. Sonra Volkan Demirel geldi. Volkan Demirel. Ama şimdi günümüzde diyemiyoruz. Yani bir numara Uğur Çakır ya da bir numara Altay Bayındır ya da Ersin ya da bir başka kaleci diyemiyoruz. Yani hepsinin aynı anda oynayabilme özelliğine sahip olduğunu görüyoruz. Yani hepsi birbirinden hazır kaleciler şu anda. Yani bu da çok önemli değil mi mesela Türk futbolu adına, milli Tabii ki. takım adına yani? Tabii ki. Bu çok önemli bir şey. Ya aynı düzeyde 4-5 tane kaleciye sahip olmak çok önemli. İşlerinde tercih yapmak antrenörler için çok zor oluyor zaman zaman. Bir antrenörün bu konuda zorlanması da aslında çok iyi bir şey. Şimdi ben antrenörlük yapıyorum. 2 tane 3 tane kalecim var elinde. Acaba hangisini oynasam diye beni zorluyorsa bu benim açımdan güzel bir şey. Çünkü o kalecilerin gerçekten yeterli olduğunu gösteriyor bana. Milli takımlar ve Türkiye'deki şu anda göründüğün pozisyonda da bu böyle. Dediğim gibi burada daha iyi ne olabilir? Daha iyi nasıl yaparız? Hani bu kaleciler şu andaki bulundukları performansları ve düzeyleri belli. Bunu daha yukarı nasıl çekeriz? Ve aşağıdan gelecekler onların seviyesine nasıl çıkarırız? Benim sorduğum soru bunlar. Bunların özelinde çalışmalar, eğitimler
yapıldıkça çok daha iyi noktaya geleceğini düşünüyorum ben Türk kaleciliğinin. Şu anda önümüzde bu kardeşlerimiz var. Ama bunlar da daha iyi seviyelere çıkabilirler. Önlerinde zaman var, gençlikleri var. Mutlaka oynaya oynaya gelişeceklerdir. Ama Türk kaleciliğinin ileriki yıllardaki gelişimini ve bir düşünce olarak sezdiğim bir sezgi olarak söyleyeyim bunu, iyi yolda olduğunu biliyorum. Çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Mesela Uğurcan Çakır bugün bir Avrupa devi bir kulüpte oynayabilmesine sahip mi sence? Ufak eksiklerinin dışında oynayabilir. Yani Yani bir Uğurcan'ın da Liverpool'un ayakları kalesinde biraz, neden olmasın? yani niye olmasın? Ya biraz daha ayaklarını geliştirecek, biraz daha oyun bilgisini, pozisyon bilgisini geliştirecek. Çok rahatlıkla oynayabilir. Ben mesela Ersin'den çok ümitliyim. Ersin Destanoğlu'ndan. Yani ben Ona gelecektim. Ersin'in Gelmişken hani sen gelmişken sen bari o konuya değin. Ersin Destanoğlu'nu nasıl beğeniyor musun? Ben Ersin altyapıdaykenden beri zaman zaman İstanbul'a gittiğim süreçte diğer şehirlerde oynadığı maçları takip etmiş birisi olarak yani Ersin'in ilerleyen süreçte daha o yaşlarında ilerleyen süreçte Beşiktaş'ın A takımının kalesine geçip kimseye de vermeyeceğinin düşüncesi içerisindeydim. Bunu paylaşıyordum zaman zaman oradaki antrenör arkadaşlarımızla da. Ve Ersin bu dediğimi yaptı, gerçekleştirdi. Şimdi Ersin'in işi yeni başlıyor aslında. Çünkü ben de 9,5 yıl, 10 yıla yakın Beşiktaş forması giydim. Ve ben hep yabancı kalecilerle mücadele ettim. Ersin böyle bir mücadelenin içine girmesin. Girmesini istemem. Ama Ersin bunu bu mücadeleye girmemesi için de hep iyi olmak ve hep üstüne koyarak devam etmek zorunda. O yüzden işi yeni başlıyor. Her geçen gün daha iyi seviyeye gelip kendini geliştirerek, iyi çalışarak uzun yıllar Beşiktaş'ın kalesini koruyabilir diye düşünüyorum. Ama bu dediğim seviyeye geldiğinde de çok uzun süre Beşiktaş'ta kalacağını da düşünmüyorum açıkçası. Muhtemelen Avrupa'ya iyi takımlardan bir tanesine transfer yapacaktır Ersin. Ama Beşiktaş'ta olduğu süreçte de Beşiktaş'a çok faydalı olacağına inanıyorum Ersin'in. Çünkü gelişimi de gözle görülür bir gelişmesi de var. Görülüyor. Kaleci maç oynuyor oynaya gelişir. Ersin de maç oynuyor 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 daha da iyi duruma gelecek bence. Ersin de çok zaman zaman eleştirilen bir kaleci. Bu doğal ve İlk normal oynamaya mi? başladığı Yani dönem, dönemde eleştirildi, hatalar yaptı ki olacak. Hata yaparak bir noktaya geliyor zaten. Ama şu andaki pozisyonuna baktığımız zaman, mesela ben Ersin'in Amin takıma niye çağrılmadığına da çok şaşırıyorum. Bence Amin takım hak eden kalecilerden bir tanesi. Ama çağrılmadı. Önümüzdeki dönemde çağrılacaktır diye düşünüyorum. İlla ki eleştiri olacaktır. Yani Ersin 19 yaşında oynadı biliyorsun. Ben 17 yaşında oynadım Beşiktaş'ta. Ben de eleştiriliyordum 18 yaşında, 19 yaşında, 20 yaşında. Yani bu eleştiriler her zaman olacak. Psikolojik anlamda da Ersin güçlü bir karakter. Çok içinden alacağı dersleri alıp yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. O yüzden Ersin'le ilgili bir şeyim yok benim. Olumsuz hiçbir düşüncem yok. Ersin Beşiktaş'ın kalesini aldı zaten ve bundan sonra üstüne koya koya devam edecektir. peki Ersin için işte mesela bu sezon Fransa kulüplerinin ilgilendiği söyleniliyor. İşte Nice, Olympique Lyon. Olası bir transfer olması durumunda yapabilmek durumu nedir? Şansı nedir Ersin'in? Şu andaki Ya Ersin'den gidip bahsediyorum. oynayabilir bence Ersin rahatlıkla. Bence oynayabilir. Çok rahat oynayabilir. Ya şöyle söyleyeyim ben Altınordu'da birlikte çalışma fırsatı bulduğum Berke Özer var. Fenerbahçe'de biliyorsun Berke'yi. Berke Belçika'ya gitti ve çok rahat oynadı orada. Geldi orada bir tecrübe kazandı ve geldi Fenerbahçe'de oynadı. Ki Berke Ersin kadar maç oynamamıştı. Ersin'in böyle bir avantajı da var. Çok rahatlıkla orada küçük bir uyum sorunu da aşarsa o sorunu ya da hiç yaşamazsa hiçbir problem olmadan çok rahat oynar Ersin orada. Ama bence Şimdi Ersin birkaç tane Beşiktaş'ı düşünüyordur. Beşiktaş'ta kalmayı düşünüyordur. Ersin bir de mesela Beşiktaş'ta genç yaşında şampiyonluk da yaşadı. Bu da çok önemli, Tabii. kıymetli. Tabii çok önemli. Yani tecrübesi de aslında bir anlamda da çok yardımcı olan bir madalya Aynen. takarak devam ediyor hayatına, yani futbolculuk Sadece kariyerine. Bu da şampiyonluk çok değil, bir önemli. sezonda Mesela 3 kupa 6 ayda kazandı. böyle bir şey yok mesela şu anda. Ama Evet. Uğurcan mesela şimdi o madalyayı taktı. Evet. Uğurcan da şampiyonluğun ne olduğunu artık çok iyi kavradı ve bundan Evet. sonraki seneden belki daha da üst seviyeye çıkacak bir kaleci olacak.
Bu da çok önemli sanki bir Tabii faktör. Yani öyle düşünüyorum. bu anlamda baktığın zaman şampiyonluk anlamında Ersin ve Uğurcan bir adım önde görünüyor diğerlerine göre. Bir de Ersin'in şöyle bir şeyi var. Bir sezonda 3 kupa kazandı Beşiktaş Ersin'le. Yani Evet. bu da çok büyük Evet. bir avantaj Ersin için. Ve aynı zamanda çok büyük bir başarı tabii ki. Başarı kriteri olarak baktığınız zaman bir sezon 3 kupa kazanmışsınız ve kalenizde Ersin Destanoğlu var. O zaman evet Ersin okey Ersin'le devam edeceğiz diyebilirsiniz ki devam ettiler zaten. Ve bundan sonraki süreçte de tamam Avrupa olabilir Ersin için ama önceliği şu an için belki de Ersin'in Beşiktaş'tan yanadır. Tabii onu o biliyor. Ben sadece kendim düşünsel olarak konuşuyorum. Ama ilerleyen zaman da Ersin Avrupa'da çok rahat oynayacak benim düşünceme göre. Fevzi, biraz önce çok aslında çok önemli bir şey söyledin. Ersin umarım yabancı kalecilerle mücadele etmek zorunda kalmaz dedin. Tam da bu noktada şunu soracağım. Beşiktaş A takımının kalesinde şu anda 4 isim var. Yani Ersin, Mert, Utku Yuvakuran ve Emre, genç Emre kardeşimiz. Emre var. Aslında baktığında bu konuda yabancı bir kaleci düşünmüyor, almayı da düşünmüyor. Eğer Ersin giderse Mert Günok, Utku ve Emre üçlüsüyle devam edeceğini hem deklare ediyor Beşiktaş camiası. Bu da aslında iyi bir şey. Bu konuda bu öze dön iyice yerliden yana devam etmesine kalıcından. Tabii ki bir şey. Tam onu söyleyecektim zaten. Yabancıya ihtiyaç yok. Yerli iyi kalecilerle birlikte bir rekabet ortamı içerisinde bütün o rekabetin içindeki kalecileri de yükselterek devam etmek çok daha mantıklı ve doğru olan şey. Şimdi orada sıralama Ersin gitmezse Ersin, Mert, Emre, Utku olur diye düşünüyorum ben. 1, 2, 3, 4 diye o şekilde olur diye düşünüyorum. Çünkü Utku kiralık gitti orada da oynamadı. Mert Günok'un zaten sakatlığı vardı. Bir de şöyle bir şey var. Sakatlıktan nasıl dönecek onu da bilmiyoruz. Ama ben iyi döneceğini, kuvvetli döneceğini düşünüyorum Mert Günok'un. Arkasında Emre Bilgin'de oynadığı maçı da gördük Emre'nin. Ve gayet başarılıydı bana göre. Yani Ersin'in arkasında Emre'nin bir kere kesin olduğunu bilmemiz lazım. Bir de Mert Günok'u bilmemiz lazım. Ve bu rekabet o üç kaleciye de, tabii Utku da var içlerinde. Bu kalecilerin hepsine belli bir seviyeye gelme şansı bir rekabet ortamının getireceği o başarıyı da getirecektir. Tabii iyi çalışırlarsa, pes etmeden devam ederlerse. Fevzi, Beşiktaş'ı takip ediyorsun tabii, hiç kuşku yok ki. Tabii. Sergen Yalçın'la yaşanılan bir şampiyonluk sonrası aslında bu seneyi çok kimsenin tahmin etmediği şekilde kötü bitiren bir Beşiktaş var. Evet. Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Arkasından Önder Karaveli geldi. Onunla yollar ayrıldı ve şimdi Valerian İsmail geldi. Beşiktaş'ın bu gidişatını nasıl görüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Ya her şeyden önce bir istikrar yakalanmak zorunda. Bu istikrar da nedir? Siz şampiyonluk yaşamışsınız, 3 tane kupa kazanmışsınız, bir teknik direktörünüz var. Ve bu teknik direktörünüzle devam edebilirsiniz. Şartlar ve durum ne olursa olsun. Türkiye'de maalesef bununla ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Bir antrenör geliyor, 2 maç mağlup oluyor takım ve hemen antrenörle yollar ayrılıyor, yeni bir antrenör getiriliyor. Halbuki bunun yerine çok iyi bir planlamayla uzun vadeli planlamalar yapılsa zaten o başarı istikrar olduğu zaman kendiliğinden gelecek. Sergen Hoca ile devam edilseydi ne olur? Bundan daha kötü olur muydu acaba Sergen Hoca ile devam edilse? Bence olmazdı. Bundan daha iyi olurdu bence. O yüzden orada Sergen Hoca noktasında yönetim doğru bir karar vermedi diye düşünüyorum ben. Sergen Hoca ile devam edilebilmesi gerekiyordu. Yani Ki ısrar etmesi bu gerekiyordu. kesinlikle yani bu sezonu bu şekilde de bitirmezdi Beşiktaş. Bir yerlere gelirdi, bir noktaya gelirdi Beşiktaş. Ve önümüzdeki sezonun da hazırlığını yapma, planlamasını yapma içerisinde, yapımı içerisinde olurdu Sergen Hoca. Ve şu seneye yeni sezona da bomba gibi girerdi yani. Çünkü hani hem futbolcu olarak da oynadığım için 5 yıla yakın Sergen Hoca, Sergen abiyle birlikte de oynadık. Yani kişiliğini, karakterini de biliyorum. O futbol bilgisini, oyun bilgisini de çok iyi biliyorum. Ya Beşiktaş'ta her türlü başarılı olacak. Ekibini de biliyorum. Murat Şahin'i de tanıyorum. Yani bir şekilde o başarılı olacaktı orada. Ama önümüzdeki süreçte bakalım göreceğiz ne olacağını Beşiktaş için. Peki, Türk futbolu hakkındaki görüşlerin nedir? Son dönemlerde hep marka değerinden bahsediliyor ama
Maalesef şu anda ne Futbol Federasyonu belli, başkanı belli, ne yayıncı kuruluş belli, Avrupa'daki durumumuz belli, milli takım bazında ve kulüp bazında. Maalesef gidişat hiç iyi gitmiyor. Kulüplerin borç bataklığında olması, artık neredeyse iflasın eşiğinde ne kadar dayanması, yeni çıkan spor yasası. Yani bunların hepsi bir komple bir şey yaptığımız zaman, birleştirdiğimiz zaman neler düşünüyorsun? Yani sen bir genç, idealist bir antrenör olarak bunu soruyorum. Eski bir milli Ya futbolcu önce olarak soruyorum. federasyondan başlayalım. Federasyondaki bir boşluk tabii ki doğru değil. Ve Futbol Federasyonu'na baktığın zaman uzun yıllardan beri bizim genç milli takımlar düzeyinde bir başarımız yok. Ve hep aynı isimler orada. Antrenör olarak bakıyorsunuz hep aynı isimler. Yıllardır oradalar ve hiçbir şey değişmemiş. En son 1994 yılında Serpil Anditüz'ün varken bizim olduğumuz 77 grubu Avrupa şampiyonu olmuş. Sonrasında başarısızlık. Hep başarısızlık. Bir başarı gelmemiş. Şimdi tabii federasyonun da başında kimse yok. Ve böyle olunca orada bir kendine ait herkes bir şey yapmış. Orada herkes kendi bildiği şekilde çalışmaya devam ediyor. Ne kadar çalışıyor tabii bilmiyoruz. Görmüyoruz da. Bir başı boşluk var açıkçası. Bana göre, benim düşünceme göre. Bir kere baştan bunun düzeltilmesi gerekiyor. Telefonla antrenör tayin ediliyor biliyorsunuz bizim ülkemizde. Bir telefon geliyor, hadi sen şuraya git, hadi sen buraya git. Bir kere bunların bitmesi gerekiyor. Genç antrenörlere yol açılması gerekiyor. Antrenör eğitimlerinin her anlamda daha uygun şartlarda ve daha iyi, üst düzeyde yapılması gerekiyor. Kulüpler bazına baktığımız zaman şimdi bir yasa çıkarıldı. Kulüpleri yönetenler kulüplerin borcundan sorumlu olacak diye. Bu iyi bir şey. Kimse harur parmağı savuramayacak. Kulüplerin camiaların parasını kendi parası gibi kullanamayacak. Bu anlamda iyi bir şey. Ama benim görüşüm yine futbola, yönetimlere, futbol yönetimlerine, hem federasyonda hem kulüplerde futbolun içinden gelmiş ya da bunun eğitimini almış insanların gelmesi. Kendi reklamını yapmak, ismini duyurmak, bir yerlere gelmek için bir basamak olarak futbol kulüplerinin kullanılmasından yana değilim ben. Ben Türk futbolunun gelişmesi için öncelikle Türk futbolunu yöneten insanların değişmesi gerektiğine inanıyorum. Ve bu işi bilen, futbolun içinden gelen insanların yönetmesini tarafındayım. Yani şöyle düşünün, bir hastaneniz var. Bir başhekim tayin ediyorsunuz, başhekiminiz doktor değil. Yani bu hastanede birçok sağlık açısından problem yaşanabilir. Gelen hastalar problem yaşayabilirler. Çünkü başhekiminiz doktor değil. Yani futboldaki şey de böyle aslında. Futbolu bilmiyorlar, futbola yabancılar. Biraz paraları var, güçlü hissediyorlar kendileri paraları olduğu için. Ve biz istediğimizi yaptırırız. Hocaya şöyle yaparız, şunu söyleriz, bunu söyleriz, istediğimiz oyuncuyu alırız falan filan deyip ne oluyor sonrasında? Kulüpler borç batağına giriyorlar. Şimdi geçen sene Süper Lig'de olup küme düşmüş takımlardan bir tanesini duydum ben. İzmir takımlarından bir tanesi. 400 milyon lira borcu var. Yazık günah değil mi bu takıma? Bu camiaya. Ya Bursaspor, camia bunlar. Bursaspor, 1 milyar TL borcu var. Eskişehirspor. Yani Kocaeli. bunlar camialar. Büyük camialar. Bu kulüplere yazık değil mi? Ben yıllarca oynadım. 5 yıl oynadım Malatyaspor'da. Şimdi yeni Malatya adıyla bir takım kuruldu. Renkleri bile farklı. Ama bizim oynadığımız o camia olan Malatyaspor ortada bile yok. Amatör kümede. Yani yazık değil mi bu camialara? Bakıyorsun ondan sonra milli takımımız C ligine düşmüş. Ne oluyor? Litvanya'ya 6 tane atıyorsun. Şeye 4 tane atıyorsun. Seviniyorsun. Ya bunun sevinilecek bir tarafı yok. Zaten o doğal sonuç onlar. Onları almazsak aslında bir sıkıntı var. Bunlar doğal Evet. sonuçlar. Ama bizim C liginde olmamamız gerekiyor. Türk milli takımının yeri A ligi. Bu takım dünya üçüncü, bu ülke dünya üçüncülüğü yaşamış ülke. 10 Maalesef. yıl önce bunu yaşıyorsunuz, Doğru. 10 yıl sonra C ligindesiniz. Yani 10 yılda ne değişti? Bu kadar kötüye gitmez. Ya bizim daha iyiye Doğru. gitmemiz lazım. Hep daha iyi planlamamız lazımken bir bakıyorsunuz C ligine düşmüş.
Bu Çözüm de sebepler kimse de aslında üretemiyor. işte çözüm nasıl üretilir dediğim şekle gelirse iş üretilir. Futbolu bilen insanlar gelirse futbol yönetimlerinin başına bu işi onlar çözerler. Sizler gazetecisiniz. Ben sizlerin yazılarını okuyorum. Bir sürü gazeteci abimizin yazılarını okuyorum. O kadar güzel şeyler yazıyorlar ki. Ya diyorum Futbol Federasyonu'nda bir kişi bile bunu düşünmüyor mu diyorum. Ya bu Maalesef ülkedeki ki medya düşünmüyorlar. düşünüyor, gazeteciler düşünüyor. Ya sizin nasıl aklınıza gelmiyor bu çözümü üretmek? Aslında çok İşte kolay. çavuş ahbap ilişkilerine son vermek lazım. Aynen Maalesef. öyle. Dediğim gibi şu telefon antrenörlüğünü bir kere bırakmak lazım. Bırakmaları lazım. Telefonla atamaları bırakmıyor. Her yerde aynı isimler dönüyor. Bakıyorsunuz. Hep aynı isimler. 3 yıl 4 yıldır ortada yoklar. Bir şey oluyor. Hop bir isim telefonla oraya atanıyor. Ben öyle diyorum artık. Antrenör ataması diyorum. Evet. Biz Maalesef bir ama işte şeyi antrenörler arasında da bir birlik, beraberlik olması lazım. tam onu O da yok. söyleyecektim. Tam onu söyleyecektim. Biz antrenörlerin bir şeye karar vermesi lazım. Ya Türk futbolunun ilerlemesi noktasında hepimiz birer mihenk taşı olacağız. Ya da sus pus oturacağız. İlgilenmeyeceğiz. Konuşmayacağız. Evimizde başka işler yapacağız ya da. Bir de şikayet etmeyeceğiz bu durumdan. Eğer öyle yapıyorsak bir de şikayet etmeyeceğiz. Şimdi herkes şikayet ediyor. İşte ben de şimdi aslında söylediğim belki şikayet gibi görünüyor ama ben bunun düzelmesi için bir şeyler yapıyorum. Ben bir şeyler yapmayanlar için söylüyorum. Şikayet ediyorlar. Şikayet. Mesela zaman zaman karşılaştığımız antrenör arkadaşlar oluyor. İşte şu şöyle oluyor da bu böyle oluyor. Peki diyorum bunun düzelmesi için ne yaptın? Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Ya hiçbir şey yapmadım. E gel yapalım. Ya şey korkuyorlar. Bir şey oluyor ve girmiyorlar. Ya korkacak bir şey yok. Biz doğru bildiğimiz bir şey yapıyoruz. Bizim bu hayatta en iyi bildiğimiz iş bu, futbol. Ve biz Türkiye'deki futbolun düzelmesi için konuşuyoruz. Futbolun iyi yerlere gelmesi için konuşuyoruz. Türk milli takımının A liginde olması için konuşuyoruz. Ben 48 defa milli oldum ya. O formayı giydim, üstüme geçirdim. Ben Avrupa şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği, bir sürü başarı yaşadım o formayla. O bayrağı o yukarı çektirirken o kadar mutlu oluyor ki insan. Şimdi bizim takımımız C ligine düşmüş. 6 tane Litvanya atıp mutlu oluyoruz. Bir Avrupa'nın en büyüğü olmak var, bir dünya üçüncüsü olmak var, bir de Litvanya'yı yenince mutlu olmak var. 6 tane atınca mutlu olmak var. Bir Maalesef, şeyleri düzeltmek maalesef. istiyorsak hepimiz elimizi taşın altına koyacağız ve fikrimizi söyleyip fikrimizi de karşı tarafın dinlemesi çok önemli. Doğru. Anca böyle düzeltiyoruz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş röportajın da sonuna doğru geliyoruz. Şimdi biraz yine tekrar biraz nostalji yapalım. Tabii bizim de senin de çok büyük anılarımız var yani. Çok anılarımız var. Ben mesleki kariyerimdeyken sen futbolcuydun, Beşiktaş'taydın. Biz hep böyle beraberce seyahatlerde de olurduk. O günler tabii çok insan arıyor her zaman. Şimdi Beşiktaş'ı Aynen. muhakkak özlüyorsundur. Beşiktaş'ın yeni stadı yapıldı. Tabii sen şimdi eski İnönü futbolcususun. İnönü'yü yaşayan, o İnönü'nün atmosferini yaşayan bir oyuncusun. Hala böyle aklında kalan, hep böyle arkadaş ortamında, eş ortamında konuştuğun, unutamadığın en önemli anın mesela Beşiktaş'la alakalı. Komik de Yani olabilir, güzel de bir an olabilir. ya birçok anımız var. Bu arada ben hala Vodafone Park'a İnönü diyorum. Benim için hep İnönü orası. Bir Süreyya abiyle o bizim düğülüye vardı aşağıda biliyorsun soyunma Ha. odamızı. Bir gün bir girdik biz o tünellerin olduğu kısma kaybolduk. Süreyya abi geri dönelim diyorum. Yok buradan gideceğiz. Abi diyorum kaybolduk. Bak her tünele 3 tane daha tünel ekleniyor. Kaybolduk. Yok yok buradan gidiyor. Ya abi dönelim de en son zorla ikna ettim. Hadi dönelim dedik. 1 saat 10 dakika, 1 saat 15 dakika falan kalmışız tünellerin içinde. Zor bulduk yolumuzu. Sonra bizim Ahmet vardı. Ahmet Ateş o söyledi. Oraya girilir mi ya dedi. Oraya dedi işaret bırakıp gitmeniz lazım. Ta dedi Dolmabahçe'nin altına çıkan yerler var orada dedi. Ne diyorsun Tabii ya? saraya çıkıyormuş. Biz o öyle bir komik bir şey yaşadık Süreyya abiyle. Unutamadığım maçlardan örnek vermem gerekirse de Paris Saint-Germain maçı var.
Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 yendiğimiz maç İnönü Stadı'nda Paris Saint-Germain'i. O maç çok keyifli bir maçtı. Bir de o maçta meşhur bizim martımız vardı. Bilirsin sen, bir martı Evet. geldi. Orta sahanın Martı bizim kaleye iki yakın tarafına kere kondu. Paris Saint-Germain bizim kaleye gelemiyor. Martı kalktıktan sonra gelmeye başladılar falan. Uğurlu Martı falan diyorduk ona. Tabii Barcelona maçını söylememe bile gerek yok, 3-0 kazandığımız. Yani çok güzel günlerdi, çok keyifli günlerdi. Tabii ki özlüyoruz. Ama o zaman da hatırlamak istemediğim bir maç var mı? Galatasaray maçı var işte. Ha, o kaya ayağından kaçırdın değil mi? Orada Iska Halil geçtim Akif'e maç. kızdın mı? Hayır, kızmadım. Ya sonuçta o bana güvenerek verdi o pası. Güvenmediği birisi olsaydı orada vermeyecekti. O bana güveniyordu ve verdi. Sonuçta top sekti ve gol oldu. Yani şimdi şu andaki bilincimden baktığım zaman artık bir şey yok benim için. Hani unutamadığım maçta değil aslında. Onun da bana öğrettiği, kattığı çok şey oldu. O gün öyle olması gerekiyormuş ki ben bugün bu anlamda, bu bilincimde ve farkındalığımda olabileyim diye olan şeyler onlar, geçmişteki şeyler. Oldu, bitti, yaşandı. 22 yıl Neyse, ben olmuş. o Yapacak maçla bir şey ilgili bir yok anımı anlatayım mı? O maçla yani. ilgili ben bir anımı anlatayım mı? Orada ben maçı anlatıyorum. O zamanlarda ATV grubundayım. Radyo Sport Türkiye Ligi'ni almış. Ben de maçı anlatıyorum Radyo Sport'ta. Bildiğin o radyo anlatım. Ben dedim geri pas. 5 dakika durdum sonra. Yani sen o topu ayağından kaçırdın. Gol oldu ya. Tabii cılız bir gol sesi geliyor maç İnönü'de. Ufak bir Galatasaray seyircisi tarafından ses geliyor ama ben tabii kilitlendim. Yani gol oldu. Anlatamadım. Yani Fevzi ayağından ıska geçti diye anlatamadım. Yani bir 5 dakika bekledim. İçeriden bana şey geldi İstanbul rejiden, radyo rejisinden. Ya ne oldu? Bir şey mi oldu? Hastalandın mı? Niye ses vermiyorsun? Niye konuşmuyorsun? En son Halil Akif dedin kaldın. Ben de en sonunda şöyle toparlamak zorunda kaldım. Sevgili dinleyenler dedim. Şimdi sorunuz bana ben 5 dakikadır niye konuşmuyorum ama en son size Halil Akif dediğimde Fevzi topu ayağından kaçırdı. Maç 1-1 oldu. Halbuki bu arada maç devam ediyor. Yani 1-1 olmuş devam ediyor. Mesela yani sen mesela o hata yaptın. Ben de mesleki anlamda mesela tabii yine o zamanlar belki toy zamanlarım yine. Mesleğe böyle daha yeni alışmışım. Benim de acemiliğime geldi. Ben de şu orada şey şunun etkisinde kaldım. Yani 5 dakika izlenmesiz kaldım. Maçı anlatamadım. Benim de öyle bir anım Ya oldu. sen de orada öyle bir şey beklemiyorsun sonuç Evet. itibariyle. Öyle bir pozisyon beklemiyorsun. Ya hiçbirimiz, ben de o topun oradan sekeceğini, ıskalayacağım hiç aklıma bile gelmez yani. Ki Halil Ak işte öyle bir şey düşünmediği için, bana güvendiği için o pası attı zaten. Ama bir anda tam Doğru. ayağımı salladıktan sonra topun sekişi ve artık yapacağım hiçbir şey yok. Ayağımı sallamıştım, üstünden geçti top ayağım. Yani yapacak hiçbir şey yoktu. Şimdi bugün Ve geçti, aslında bitti. tabii o dönem çok üzüldüğün şey şimdi artık bu dönem artık insanlar bunu hatırladıkça hafif bir tebessümle hatırlıyor. Oldu bitti geçti gitti. Son sorum Aynen şu. öyle. Solak kaleci iyi kaleci midir? Kötü kaleci midir? Bu noktaya sen bu görüşe sen son noktayı koy. Çünkü sen Ya solak bir sonuç, kaleciydin. Sol ayağın da çok ben de yetkili sol bu arada. ayağım sonuçta. Sol ayağım iyidir. Evet, sol ayağım sonuçta ve ben şöyle diyorum hep. Hani başta da söyledim ya, kalecilerin artık ayakları iyi olması gerekiyor. Ama kaleci önce topu tutacak. Topu tutmayı bilecek. Solak, sağlak fark etmez. Her iki ayağını da kullanıyorsa çok iyi olur. Ama önce topu tutacak. Ayakları ne kadar iyi olursa olsun, yan topa çıkmıyorsa, birebir pozisyon almayı bilmiyorsa, kaleci pozisyon oynamayı bilmiyorsa, topu tutamıyorsa, istediği kadar ayakları iyi olsun, İstediği kadar oyun başlasın, bir iş yapmaz. Peki hep son sorusu diyorum da Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi yabancı kaleci kimdir mesela? Yani mesela bir Cordoba'yı sayabilir misin? Cordoba'yı Taffarel, sayarım da önce Taffarel'i, Simovic'i söylerim. Simovic'i ve Taffarel'i söylerim önce. Ondan sonra Mondragon'u söylerim. Marjan Mrnić, birlikte oynadığım kaleci. Marjan Mrnić'i söylerim. Sonra da Cordoba'yı söylerim. Muslera nasıl bir kaleci? O da yıllarca Türkiye Ligi'nde.
Muslera da iyi. Muslera da iyi bir kaleci ama bu saydıklarımdan daha iyi değil. Bu Yani. saydıklarım Muslera'nın üstünde bana göre. Fevzi, çok teşekkür ediyorum. Kırmadın bizi. Bugün de aslında bunu da belirteyim. Bugün Dünya Kale Günü. Doğru mu? Dünya kaleci antrenörleri günü. Evet. Senin de günün kutlu olsun. Biz bugün bu röportajı gerçekleştirdik. Gerçi 2-3 gün sonra bu röportaj yayınlanacak ama şimdiden ben de senin Dünya Kontrolörler Günü'nü kutluyorum en içten dileklerimle. Ya Teşekkür hep ederim. soru diyorum ama yine şunu da sonra da demeyeceğim. Beşiktaş çalışmak istiyor mu Fevzi Tuncay? Bir gün yolu kesişecek mi Beşiktaş'la? Tabii ki ben her zaman Beşiktaş'ta çalışmak istiyorum. Yani ben hep söylüyorum ben Beşiktaşlıyım. Ve orası yuvam gibi benim yani ben Beşiktaş'ta çalışmayı tabii ki istiyorum. Bu konuda istekliyim. Ve bir gün orada Teşekkür olacağım ederim. zaten. Bunu Teşekkür ederim. Fevzi çok sağ ol. Bizle birlikte oldun. Bundan sonraki yaşantında sana başarılar diliyoruz. Zaman zaman da olsa futbol arena izleyicilerle tekrar birlikte olmak dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ediyorum sana. ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.